Bakın bu Celaleddin Suyuti'nin Ahir Zaman Mehdisi'nin alametleri Ali bin Hüsamettin el-Müttaki'nin yazdığı, yani o şerh ettiği kitapta ne diyor? Süfyani'nin helaki Müslümanları iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur diyor. Süfyan Şam'dadır diyor. Suriye'dedir. Ciğeriye'nin oğludur diyor. Yani şu andaki rejimi açıkça tarif ediyor. Ama Müslümanları defalarca hezimete uğratır diyor. Ama bunun sonunda da diyor, helak olur diyor. Yani mutlaka yenileceğini söylüyor. Fakat defalarca Müslümanları yeneceğini ve onları hüsrana uğratacağını söylüyor hadis. En sonunda kendisi de helak olacak diyor Süfyan için. Süfyan, Türklerle savaştıktan sonra onun yok edilmesi görevi Mehdi'nin elinde olur. Mehdi durdurabiliyor ancak Süfyan'ı. Demek ki Şam'da olaylar devam edecek. Hadislere göre bu anlaşılıyor. Ama Türklere, bakın dünyada kaç tane millet var? Değil mi? Evet. Suriye'nin muhatabı Türkler olacak diyor. Maşallah. Yani düşman olduğu ülke, Suriye'nin düşman olduğu ülke Türkler olacak diyor. Türkiye olacak diyor. Çok açık. Etraftaki devletleri saysak bitiremeyiz. Hiçbiri değil diyor Peygamberimiz. Sadece Türkler, Türkiye. Suriye'nin düşman olduğu ülke o olacak diyor. Bak diyor ki, Süfyan Türklerle savaştıktan sonra onun yok edilmesi görevi Mehdi'nin elinde olur. Demek şu an Türklerle mücadele halinde. Türkiye'de mücadele halinde. Gerçeği bu. Mehdi ilk kurduğu cemaatini Türkiye gönderir diyor. Ne demek? Türkiye'de mücadele eder. Evet. Çok maşallah. Değil mi? Evet. Çok net yani. Çok net. Mehdi ilk kurduğu cemaatinin topluluğu Türkiye gönderir. Yani Türkiye'de görev yapar. Ve Türklere yardım eder diyor Mehdi. Demek ki Türkiye'de çıkacak. Suriye'de Türkiye'nin uğraşacak. Yine Suriye'nin uzun süre bu mücadelesini devam edeceği, Müslümanları hezimete uğratacağı ama en sonunda Mehdi'nin elinde helak olacağı açıklanıyor. Demek ki Mehdi bir Müslüman topluluğu oluşturacak, Müslümanları bir araya getirecek ve böylece Süfyan helak olmuş olacak. İnşallah. Yani Suriye'deki rejim.